Hani bu ahlak tartışmalarında genelde insanlara bir şeyin ahlaki son değerini belirtmek için bugün olsa ne yapardınız gibi sorarlar ya, veya yine orada olsanız başınıza gelenlerle beraber yine darbeye karşı çıkar, yine Erdoğan'ın sivilleri piyasaya sürme, yani tankların önüne sürmesine karşı çıkar mıydınız? Birisi darbeye çok net bir şekilde yine karşı çıkardım. Hatta yani son 2 yıl içerisinde sadece benim cemaatimin mensuplarının değil, Kürtlerin, hususen Kürtlerin. Ama işte daha dün Adnan Oktar'ın kendince bir cemaati var yani. Mahiyetini çok bilmediğim sebeplerle Grubun. grubunun başına gelen. Daha önce o Adana'da bir tane Alparslan Kuytul var. Alparslan Kuytul cemaatinin Değişik başına küçük gelenler. cemaatler var, ismi olmayan. Şimdi son 2 yıl içerisinde Türkiye'de sadece biz ezilmedik. Kürtler bizden Nuri daha çok Bilmen. ezildiler. Liberaller, Kemalistler bizden daha çok ezildiler. Şimdi ODTÜ'lü gençlerin başına gelenleri görüyorsunuz yine. Boğaziçi'ler onların hepsi. Boğaziçi'leri daha önce yaşadık falan. Bütün bunlar yaşandıktan sonra dahi çözümü askeri müdahalede veya silahlı müdahalede, mücadelede görmeyen birisiyim. Tutarlı bir çizgim var bu hususta. Hiçbir zaman tasvip etmedim şiddete başvurmayı. İktidarlar ne kadar şiddete başvurmuş olurlarsa olsunlar çözümün şiddette olmadığına inandım. Mesela Suriye ile alakalı yazılarım her zaman tutarlı bir şekilde Suriye'deki sivil savaşın yanlış olduğu, mücadelenin silahla birlikte yapılmasının yanlış olduğu yönünde oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. Arap Baharı denilen kış aslında bakılırsa Arap dünyasını kasıp kavurmaya başlamadan önce Suriye'de ilk barışçıl gösteriler olduğunda kendi köşe yazımı yazdım. Erdoğan ne yazık ki onların hepsini sildirdi. İnternette bile bulmak imkansız artık. Ama dedim ki zinhar elinize silah almayın. Evet haklı bir davanız var. Haklı davanız için mücadele edeceksiniz. Sokakta yürüyeceksiniz, bağıracaksınız ama zinhar elinize silah almayın. Sizi silaha bulaştırmak, şiddete bulaştırmak için komplolar da kurulacak. Üzerinize ateş edecekler. Sakın cevap vermeye kalkışmayın. Haklı davanız haksız hale gelir. Çünkü biz çok net bir prensiple yetiştirildik. Yani muhterem Hoca Efendi'nin bize öğrettiği, o da başka yerden almış olabilir. Kemalatla kemalat olmaz. Yanlış aletlerle, yalnız metotlarla doğru bir neticeye ulaşılamaz. Biz anti-makyavelist insanlarız. Biz böyle yetiştik. Ben bu çizgimi hiç değiştirmedim. Hiçbir zaman da değiştirme niyetim yok. Ne olursa olsun askeri müdahaleye karşıyım. Türkiye'de yaşanacak her türlü askeri müdahale Türkiye'yi, Türk demokrasisini, demokratik kültürünü geriye götürür. Bir. İkincisi, Başbakan tekrar, Cumhurbaşkanı tekrar insanı sokağa çağırsa yine aynı sertlikte karşı koyar. Yine aynı sertlikte halkımıza bu çağrıya kulak vermeyin derim. Arada bugünün hissiyatı içerisinde söylediğim bazı sözlerden pişman. Ne gibi? Mesela o gün neden sivillerin sokağa inmemesi gerektiğini izah ederken askerin, darbe yapan askerin, bu Türk ordusunun umumu için söylenmiş bir söz değil. Darbe yapan, yani kendisine emanet edilmiş olan kamunun namusunu çiğneyen demek bu. Yani ihanet eden, vatana ihanet eden askerden bahsediyorum. Ne kadar zalim olabileceğinin üzerine kurulması gereken bir mantıkla aman sakın bunların karşısına çıkmayın, bunlar herkesi öldürebilirler, bunlar hainler demem gerekirdi. Dedim bunu da. Fakat bunun karşısında şunu da ekledim. Dedim ki bizim Türk halkı zaten mücadeleyi, çatışmayı bilmez. Sivil direnişi bilmez Sivil dedi. direnişi bilmeyiz. Efendim işte bu adamın elinde G3 bir adet tüfeği var. Biz yere yatmayı bile bilmiyoruz yani. Biz siperde durmayı bilmiyoruz. Bu şartlar altında nasıl direnecek bu halk falan. Şimdi Türk halkı hakikaten darbeyi kendisinin engellediğini zannediyor. Hakikaten tankların egzoz borusuna havuç sokarak tankı durdurduğunu zannediyor. Tişört. Tişört sokarak durdurduğunu zannediyor. Kendisine güzel bir hikaye anlatılmış. Elbette kahramanlığın kendisine hediye edildiği bir millet bundan gurur duyar. Ben milletimle gurur duyuyorum. Tabii bunu Bence bilmeden nihayetinde insanlar tabii. mücadele etti gibi. O gün sokağa inme iradesi gerçekten çok cesur bir irade. Bunun için insanın bilenmiş olması, gerçekten ciddi bir demokrasi iradesi göstermesi lazım. O gün sokakta olan herkes çok cesur bir şey yaptı. Ona gurur duyuyorum.
Ama milletimizin onurunu kıracak şeyler söylememeliydim yani. Demeliydim ki bizim milletimiz asil bir millettir, bizim milletimiz savaşçı bir millettir. Fakat karşınızda olan şey çok zalim bir şey. Yani bir denklik yok ortada yani. Hı. Demeliydim. Buradan pişmanım yani. Özür de dilerim bundan dolayı. Özür de diliyorum. Dilerim deyip böyle muğlak bir yere bırakmayayım. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı söylediğim ifadelerin bazen haddini aştığını düşünüyorum şu anda. Şu açıdan haddini aştığını düşünüyorum. Sizin de bulunduğunuz bir atmosferde Muhterem Hoca Efendi'nin prensip insanı olma hususundaki bir ölçüsünü anlatmıştım. İşte bu Mısır'ın eski diktatörü Hüsnü Mübarek biliyorsunuz karşı darbe, halk darbesi, sivil darbeyle indirildikten sonra bir yargı süreci başladı. Hastaydı veya hasta numarası yapıyordu her neyse. İşte böyle resmen hayvan yerine konularak hayvan kafesi gibi kafeslerde getirildi götürüldü mahkemeye yargılanmak üzere. O dönemde Hoca Efendi'yi ziyaret ettiğim bir döneme denk geldi o. Ve Arap televizyonlarını seyrediyordu. O manzara çıktı. Ve ben içimden oh oldu gibi bir şey geçirdim. Hak etmişti çünkü. Hoca Efendi dönüp bana dedi ki prensiplerimiz açısından asla tasvip edilemez bir uygulama. Yani bir milleti bir dönemde temsil etmiş olan kişiyi böyle hayvan bir kafesin içerisine koymak prensiplerimiz açısından asla kabul edilemez. Şimdi o bir duruştur yani. Şimdi ben de o gece Sayın Cumhurbaşkanı ne kadar usulsüzlük yapmış olursa olsun, ne kadar halkının hayatını hiçe saymış olursa olsun, ne kadar kendi kaderi ve istikbali için halkın istiklaliyle oynamış olursa olsun, ne kadar sivil savaş çağrısı yapmış olursa olsun, neticede demokratik seçimlerle iktidara gelmiş, seçimlerinin işte şurasını burasını sorgulama hakkım olmayan, en azından bir toplumun temsilcisi olan bir zat hakkında konuşurken daha edepli olmalıydı. Bu onun hak ettiği saygı olmaktan daha ziyade benim üzerime vazife olan bir saygıdır. Bir de onda kendini temsil eden insanlar, öyle veya böyle iradesini tecelli ettiren insanlar da söz konusu yani. Elbette insanlar o işte Sayın Cumhurbaşkanı hakkındaki ağır ifadelerinden alınmış, darılmış, kırılmış bir sürü insan vardır. İntikamlarını benden çok ağır aldılar. Yani annemden, kardeşimden, çocuklarımdan küfretme anlamında aldılar intikamlarını. Ama bu değildi ki yani bu iyi ödeştik falan denilecek bir şey değil. Dahası ben belli bir duruşun insanıyım yani. Belli bir camianın insanıyım. Bir üslubum namusumdur diyen bir insanım. O anın kızgınlığında bile kendimi kaybetmemeliydim. Kaybettim. Ağır sözler söyledim. Ağır söz derken yani zinhar öyle bir hakaret ifadesi olacak şeyler. Sorumsuz dedim. Efendim ya neden bir cumhurbaşkanı yani halkını böyle bir tehlikenin içine sürükler. Buna yorumlamaya kalkışırken kendimce bir mahvil aradım yani. Herhalde zihni melekeleri yerinde değil. Herhalde bunu zorla söyletiyorlar falan yani. Belki de kafasına bir silah dayadı da söylettiriyorlar. Çünkü darbe yapmak isteyenin isteyeceği bir şey halkı sokağa indirip sonra öldürmek, sivil savaş başlatmak bu darbecinin kafa yapısı. Yani Cumhurbaşkanı niye böyle bir şey söylesin diye sorguladığımda bunu bir ihtimal olarak da telaffuz ettim. Dedim belki de zihni melekeleri yerinde değildir. Onun için dinlememek lazım bu tür şeyleri falan. Dediğim gibi yani Sayın Erdoğan için falan demiyorum. Yani. Bir Cumhurbaşkanı için, bir devlet lideri için konuşurken o toplumun şahsı manevisini temsil ettiği gerçeğini hesaba katarak ne kadar kızgın olursam olayım, ne kadar endişelenmiş olursa olayım daha üsluplu bir tavır takınmalıydım.